Mezarlar hakikaten çok şatafatlı yapılanlar da var. Böyle sade yapılanlar da var. Her ikisi değerlendirildiğinde acaba ne deriz hocam? Şimdi mezarların üzerine böyle kişinin hali hayatındaki sosyal statüsü veya varlık durumuna bağlı olarak şatafatlı mermerlerle ne bir takım ne bileyim böyle türbevari şeyler yapılması uygun değil. Bakın ecdadımız ben Bursa Muradiye Camii'nde görev yaptım. Fatih'in babasının kabri orada. Kubbe açıktır Allah'ın rahmeti üzerime yağsın diye. Efendimiz peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili bir uygulaması var mı? Yani biz ecdadımız böyle yapmış şüphesiz onlar uygulamaları bizim için de değerlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Orada metfun bulunan yani gömülmüş olan kişinin mezar yeri kaybolmasın diye bir taş koymuş. Başına taş koymuş. Mezar yeri kaybolmasın, mezar yeri çiğnenmesin, ayak altında kalmasın. İnsanın dirisi saygın ve muhterem olduğu gibi cenazesi ölüsü de saygın ve muhteremdir. Mezarların üstüne basılmaz, mezarın üstüne oturulmaz, mezar çiğnenmez. Bunu sağlayacak kadar Etrafını çevirmek, mezar yeri belli olacak kadar yapmakta bir sakınca yok ama bu işi abartıp iyice işlemeli. Hatta bazen böyle e, mezar taşına kişiyle ilgili gidecek zaman mıydı işte böyle bir yiğitti, şöyle bir yiğitti. Cenab-ı Hak onun mekanını, ne yazılır mezilini, hocam üstüne? Mezilini. Özel bir şey yazmaya gerek yok. Sadece yeri kaybolmasın diye belki ismi yazılabilir. Kimin mezarı? Çünkü aynı ev safta toprak yığınları var. Burası kimin mezarı? İsmi yazılabilir. Onun haricinde şiirler döktürenler, şahsın yaptığı meslekle ilgili olarak bir takım dizeler, oralara yazanlar, bunların dini bir değeri yok. Hatta din mezar yerlerinin bu kadar şatafatlı Yapılmasına da onay vermiyor. Nereden çıkarıyorsunuz hocam? Örneğiniz var mı? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine döneminde Sahabe-i Kiram'dan Abdullah İbni Maz'un Medine'nin dışında bir yerde mezarı mezar yeri kaybolmasın, çiğnenmesin, ayak altında kalmasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezar yerini çevirmiş, başına da bir taş dikmiş. Bu bizim için örnektir. Mezar çiğnenmesin, ayak altında kalmasın, kaybolmasın diye yerini belli edecek tarzda bir şey yapılabilir. Onun dışında abartılı bir takım yapılar uygun değildir. Eyvallah.